Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2020 kariyer moduna devam ediyoruz. Uzun bir aranın ardından neredeyse 10 gün olacak. My Team moduna öncelik verdiğimiz için kariyer modunu biraz boşlamış olduk. Ama kariyere de artık devam edeceğiz. Yani belli bir düzene oturtacağım artık. Kariyer modu da gelmeye devam edecek. Ama My Team modu yine öncelikli olacak, onu belirteyim. Kariyer modunu biraz daha aralıklı atacağım. Tabii bir haftalık bir ara olmayacak bu. Biraz daha araları kısaltacağım, merak etmeyin. My Team'e öncelik vermek istediğim için kariyer biraz aksadı ama devam edeceğiz. Şimdi pisti tanıma antrenmanlarındayız. Bahreyn 2019'da beni çok zorlayan bir yerdi. Ama 2020 oyununda işler değişmiş durumda. Oldukça zevkli bir hale geldi yeni sürüş sistemiyle. Yarış içerisinde de oldukça keyif alacağımızı ümit ediyorum. Çünkü aracın hızı ve dengesi gayet iyi. Yani beklediğimden iyi bir araç var Renault kariyerinde. Özellikle My Team modundaki aracımızdan sonra Renault aracına geçince birden Mercedes aracına geçmişiz etkisini alıyoruz açıkçası. Özellikle düzlük hızı ve aerodinamik tutunma olarak beni cidden şaşırttı bu araç. Tabii ilerleyen günlerde yine bir güncelleme gelecektir Codemasters tarafından. Hem siyah Mercedes hem de araçların güç dizilimi konusunda yeni bir güncelleme gelecektir. İlk turumuzu tamamladık Bahreyn'de. Sıralama seansına başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada kaskımızı da değiştireceğim. Ama bu şimdilik idareten bir kask Renault kariyeri içerisinde. İlk turumuzda bakalım neler yapacağız. Düzlük hızının çok önemli olduğu bir pistteyiz. Geçiş yapmak bir hayli kolay. İlk virajdaki frenajımız çok temiz olmadı. Sağ ön lastikte bayağı bir blokaj yaşadık. Neyse ki çok fazla hakkımız var. 4 set yumuşak lastiğimiz var. Turları bir araya getiremezsek düzeltme şansımız olacak. İlk sektörü tamamlayacağız. 28-210 ilk sektör derecemiz. Stroll'den ilk zaman turu geldi. Sıralama turlarında ilk turunuz her zaman referans turu olur. Daha sonrasında onun üstüne doğru gelişirsiniz. Gerçek hayatta da Formula 1 pilotları bunu sık sık yaparlar. Hepsinin yaptığı iş budur aslında. Start düzlüğündeyiz. DRS'yi açtık. Çizgiyi geçeceğiz. 12. sıra. İkinci kez çıkıyoruz pistte. Şimdi daha iyi bir tur atma şansımız var. Hata yaptığımız yerleri biliyoruz. İlk virajda daha temiz bir frenajla güzel bir çizgi tutmuş durumdayız şu anda. Ayrıca ön taraftaki kanat açılarını biraz daha düşürdüm düzlüklerde zaman kazanabilmek için. Biraz arkadan kayma yaşadık. Bu bize bindelik dilimler kaybettirdi ne yazık ki. Şu anda İyi bir turla geliyoruz. Bakalım ikinci, üçüncü sektörde dereceyi geliştirebilirsek ilk 10 içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum. Çünkü aracımızın hak ettiği yer 12. sıra değil. Ki rakiplerimiz de gelişeceği için 12.likte kalmayacağız. Muhtemelen daha geriye düşeriz. Ama şu anda turumuz gayet iyi. Neredeyse 0.8 saniyelik bir gelişim var. İkinci sektörü tamamlayacağız şimdi. Önümüzde Williams pilotu var. Kim olduğunu göremedim ama Williams olduğu kesin. Son bir viraj kaldı. Turumuz gayet iyi. Son viraj için frenlemeyi yapıyoruz. Biraz üstüne taştık körbün ve bu bize zaman kaybettirdi ne yazık ki. DRS'yi açıyoruz. Çizgiyi geçtik ve 7. sırada yer buluyoruz kendimize. Ve sıralama turlarının sonunda pembe Mercedes Racing Point'e geçilmiş durumdayız. 8. sıradan start alacağız. Esteban Ocon 11. sırada. Genç takım arkadaşımızla beraber bu sezon Renault'u iyi yerlere getirip gelecek sezon şampiyon yapmak istiyoruz. Bu sezonki şampiyonluk şansımız nasıl olur bilmiyorum. Yani şampiyon olursak sürpriz olur açıkçası. Ya da
diğer takımlar iyi gelişim yapamazsa bunu yapabiliriz. Gelecek sene kurallar da değişebilir. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Pistin düzenine bakıyoruz. 5.4 kilometre uzunluğa sahip 15 viraj var. 3 DRS bölgesi bulunuyor bu pist içerisinde. Geçiş yapmak bir hayli kolay. 3. viraj sonrası eklenen DRS bölgesi 2019'da eklenmişti. Geçişlerin artması için böyle bir hamleye gidildi ama bence gereksizdi. Her zaman söylerim bunu. Çünkü buradaki geçiş yapma şansınız zaten oldukça yüksek. Biraz daha işleri yapaylaştırmış oldu. Evet, McLaren'leri görüyoruz. Leclerc şu anda şampiyonaya liderlik ediyor kendisi ve bir Red Bull pole'den başlayacak sanırım gördüğüm kadarıyla. Verstappen muhtemelen pole'den başlayacak. George Russell 18. sıradan start alacak bugün Williams pilotu. 2021 içerisinde de George Russell Williams'la yarışacağını açıklamıştı. Latifi, George Russell ikilisi Nicholas Latifi ile beraber 2021'de Williams'la yarışacak. Verstappen pole'den başlayacak, yanında Lewis Hamilton. Grid'e bakıyoruz hep beraber. 3. sırada Valtteri Bottas, 4 Sebastian Vettel. Hollandalı pilot bu hafta pole'den başlayacak. Leclerc 5. sırada, 6. sırada Alexander Albon, 7 Sergio Perez. 8. sıradan start alacağız. 9 Carlos Sainz, 10 Lance Stroll şeklinde. İlk 10 dizilmiş durumda. Takım arkadaşımız da 11. sıradan yarışa başlamış olacak. Giovinazzi 10 sıra ceza aldığı için en son sıradan yarışa başlayacak. Evet, yarış için artık dakikalar kaldı. Heyecan dorukta. Önceki yarışta Avustralya'da biz kendimizi zora sokmuştuk 2 pit yaparak ama burada 2 pit daha hızlı strateji olabilir. Yumuşak lastikler avantaj sağlayabilir. Yumuşaktan serte geçersek lastikler konusunda sorun yaşayabiliriz ama yine de yarış içerisinde kararımız değişebilir. Evet, Bahreyn'de sezonun ikinci yarışında yerlerimizi almış durumdayız. Renault takımıyla ikinci yarışımız için 5 kırmızı ışığı bekliyoruz ve start zamanı. Sergio Perez'e göre çok iyi bir şekilde kalktık. Şimdi Alexander Albon'un arkasına yapışacağız. Orta tarafta Leclerc'e karşı atak yapma şansımız olabilir. İlk virajda yerimizi korumak için uğraşacağız derken şimdi atağa kalkıyoruz. Leclerc ile Albon yanımızda. Leclerc'ten karşı atak var. Leclerc'in çizgisi biraz bozulduğu için şimdi hava koridoru yardımıyla Ferrari pilotunun arkasına geçecektik ama birden arayı açtı. Şimdi dış taraftan geleceğiz Leclerc'e karşı. Leclerc momentum kaybetti ve Ferrari pilotunu ilk sektör sonunda geçeceğiz. Leclerc'i geçiyoruz. 5. sıradayız şu anda. Çok iyi bir şekilde başladık yarışa. Leclerc hala arkamızda. Arka kanadımıza yapışmış durumda kendisi ve Monaco'lu pilotu şampiyona liderini geride bırakmış olduk. Startlar konusunda bu sene yapay zeka biraz daha dengelenmiş konumda. Geçen yıl çok fazla uzuyorlardı. Bu sene biraz daha iyi durumda start konusu. Ön tarafta Verstappen Mercedes'lere liderliğini kaybetti. Hamilton şu an lider. Gördüğüm kadarıyla bakalım Ferrari'lere ne kadar direnebileceğiz. Verstappen pole'den başlamasına rağmen liderliği kaybetti Hamilton'a ve Hamilton ilk turu lider olarak tamamladı. Şimdi Bottas'ın arkasındayız. 0.8 saniye ileride. Leclerc de aynı şekilde aynı mesafeden takibi sürdürüyor şu anda. Dediğim gibi yarış içerisindeki duruma göre karar vereceğiz ama şu anda 2 pit yapacağımız öngörülebilir durumda. Evet, Leclerc baskıyı arttırmış durumda. İkinci turun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ferrari pilotu yakın takibi bırakmadı. Yarışın başından bu yana son virajda içeri doğru kendini gösterdi. Charles Leclerc 6. sıraya yükselmek için uğraşacak. Temas var aramızda. Şimdi DRS açılacak, arkasında kalmak mantıklı olabilir. Leclerc'in hava koridorundan faydalanıyoruz. Arka taraftan Albon da yaklaşmaya başladı. Üçlü bir mücadele var ön tarafta. İçeriye doğru kendimizi fırlatıyoruz Ferrari pilotuna karşı. Ve Leclerc'i yeniden geçerek 5. sıraya çıkmış olduk. Albon da Leclerc'le olan mücadeleyi kızıştırmaya başladı. Avustralya'da yine aynı senaryoyu yaşamıştık hatırlarsanız. Yarışın başlarında ön taraftaki araçlara sıkıntı çıkartmıştık. Daha sonrasında geriye düşmüştük. Lastik aşınımıyla ilgili tabii ki bu. Bu arada şunu söylememde fayda var.
araçlara bir güncelleme geleceği için My Team moduna yeni başlayanlar Ferrari motorunun gücüne ve dayanıklılığına aldanmasın, Ferrari'yi seçmesinler yani. Ya tabii seçmek istiyorsanız ayrı bir konu ama hani ileriye doğru bir yatırım yaparız diye düşünüyorsanız, çünkü Codemasters muhtemelen o verileri güncelleyecektir. Mercedes'i en güçlü motor haline getirip en dayanıklı motoru yine Ferrari yapabilir ama performans anlamında Ferrari'nin gücü düşecektir diye düşünüyorum. Düşmezse büyük sürpriz olur açıkçası. Yani Mercedes veya Renault'u seçmenizi tavsiye ederim ben My Team'e başlayanlar için söylüyorum bunu. Bu arada Leclerc tekrardan arayı kapatmaya başladı hava koridorunda. Monaco'lu pilot peşimizi bırakmadı yarışın başından bu yana. Şimdi start düzlüğüne çıkacağız. Önceki turda olduğu gibi karşı atak yapma şansımız olmayabilir. Çünkü DRS ile gelecek. Ferrari yanımızdan uçarak geçti. Gerçek hayatta göremeyeceğimiz bir durum. Çünkü Ferrari'nin düzlük hızı berbat durumda. 2020 sezonunda bunu çok net şekilde gördük. Avusturya'da yapılan iki yarışta kırmızı araçlar düzlüklerde yok oldular resmen. En yavaş araç konumunda görünüyorlardı hız tuzaklarında. Bu hafta Macaristan'da daha iyi olacaklarını düşünüyorum ben. İlk antrenman seansında daha iyi bir görüntü çizdiler. Ya tabii orta gruptaki araçlarla mücadele edecekler ama Avusturya'ya göre biraz daha iyi görünüyorlar açıkçası. Yine 1.1 saniyelik bir fark var Mercedes'le ama şunu da unutmayalım. Mercedes antrenman turlarındaki derecesini sert lastiklerle kaydetti. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Yani Ferrari Mercedes'le savaşacak konumda, bu anlam gelmiyor. Ferrari ile ilgili de görüşümü soranlar oldu önceki bölümde. Şunu söylemek istiyorum, yani önceki My Team bölümünde sordular. Ferrari bu aracı 2019'daki güç ünitesine göre tasarladı. Yani yere basma dengesini bu şekilde ayarladı. Yani 2019'daki motora sahip olsaydı Ferrari zaten Mercedes'le yarışabilecek konumda olabilirdi açıkçası. Çünkü virajlarda biraz daha hızlı konumda Ferrari. Hani Mercedes'e göre hızlı değil ama geçen yıla göre virajlarda daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu arada Albon arayı kapattı. Birazdan konuya tekrar döneceğiz. Albon son viraj öncesi içeriye doğru kendini fırlattı. Albon'la yan yana gidiyoruz hala. Leclerc burada geçişi tamamlamıştı neredeyse. Şimdi Albon yaklaşacak. DRS ile yaklaşıyor şu anda Albon. DRS'yi açmamış ilginç bir şekilde. Sadece geçiş butonuyla Red Bull Honda'ya geçilmiş olduk start düzlüğünde. Şimdi tekrardan iç tarafa doğru daha geç frenajla önde kalmayı deneyeceğiz. Üstüne doğru, körbün üstüne doğru çıkmış olduk. Şimdi Albon'a karşı atak yapacağız. Hava koridorundan faydalandık. ERS butonu açık. İç tarafa doğru aracımızı konumlandırdık. Ve Alexander Albon'u geçerek daha ilk sektörü tamamlamadan kaybettiğimiz pozisyonu geri almış olduk. Leclerc şu anda 2.8 saniye ileride. Bu farkı kapatabileceğimizi sanmıyorum. Evet, bu arada bir hata daha geldi. Şimdi Albon'a müthiş bir şans geldi ve Albon bu fırsatı kaçırmadı. Tekrardan 6. sıraya yükselmiş oldu. Albon'dan blokaj geldi bu arada. Ama tekrar karşı atak şansımız olacak. Red Bull pilotuna karşı bu mücadele burada bitmez. Arkadan kayma yaşadık. Son viraja yaklaşmadan önce Perez de arayı kapattı. Şu anda 0.8 saniye geride. Albon'u şimdi geçme şansımız var. Hem DRS'miz olacak hem ERS butonu açık. Yaklaşıyoruz Red Bull Honda'ya karşı. Hava koridorundayız. Albon dış tarafı bıraktı bize. Oradan geleceğiz. Renault'un muhteşem düzlük hızıyla. Şimdi Albon'u geride bırakıyoruz tekrardan. 6. sıraya çıkmış olduk. 6. sıraya çıkmış olduk derken Albon'dan karşı atak var. Albon pes etmedi. Red Bull Honda ile hala yan yana gidiyoruz. Şimdi yerimizi sağlamlaştırmak için uğraşacağız. İlk sektör sonunda daha erken gaza yüklenerek önde kalmaya çalışsak da Albon pes etmedi. Albon çok güzel bir mücadele izletti bizlere. Adil bir şekilde yarıştık Albon'la. Sert ama adil şekilde Albon'la mücadele ettik ama başarısız olduk. Tekrar şansımız olacaktır ama. Orta grup araçları yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş. Leclerc zaten uzayıp gitti. Onunla işimiz bitti şu anda. Yakalama şansımız yok. Evet, pit aralığı yaklaştı. Şimdi Red Bull Honda'ya yaklaşıyoruz tekrardan. Leclerc pit yapmış durumda.
Red Bull Honda'ya göre düzlüklerde biraz daha hızlıyız açıkçası. Arkadan kayma yaşadı. İki kez arkadan kayma yaşadı. Şimdi pite doğru yöneleceğiz. Şimdi pite doğru yöneliyoruz. Tekrardan yumuşak lastiklere geçeceğiz. İki pit yapacağım. Evet, Renault ekibinden 0 set yumuşak lastikleri alıyoruz ve yarışa döneceğiz. Alfa Tauri ve Racing Point araçları gelince biraz zaman kaybettik ne yazık ki. Şimdi yarışa dönüyoruz, bakalım nasıl dereceler çıkartacağız yeni set lastiklerimizle. 2 pit daha mantıklı Bahreyn'de çünkü aracımızın hızı iyi. Yani Avustralya'ya göre durumumuz daha iyi. Yani dediğim gibi bu duruma bakacağımızı söylemiştim. 2 pit yapmak mantıklı geldi. Umarım doğru bir hamle yapmış oluruz. Ferrari'den bahsediyorduk az önce. Yani Ferrari 2019'daki motor ayarlarına göre bu aracı tasarladı. Yasaklar gelince FIA'dan ciddi bir güç kaybı oldu. Bu güç kaybını da telafi etmek için kanatları düşürmek zorunda kaldılar. Düzlüklerde çünkü en yavaş takım konumunda Ferrari. Hem motor yönünde çok yavaşlar hem de sürüklenme olarak bayağı gerideler şu anda. Macaristan'da işleri biraz daha kolay olabilir çünkü virajlardan oluşan bir pist. Şimdi Williams pilotu Nicholas Latifi'ye yaklaşmaya başladık. İkinci DRS düzlüğünün sonunda Latifi'ye dış taraftan bir atak yapacağız. Mükemmel bir atak geldi Williams pilotuna karşı. Şimdi vakit kaybetmeden 17. sıraya çıkmış olduk. Çok güzel bir atak. Rakibimiz değildi. Araç farkı da çok fazla, lastik farkı da fazla ama atak gerçekten güzeldi. Şimdi Giovinazzi'ye yaklaşıyoruz 9. turda. Alfa Romeo pilotunu bakalım ne kadar kolay geçeceğiz. Çünkü Ferrari motoruna sahip olduğu için düzlüklerde bizden daha hızlı. Latifi'ye yaptığımız gibi dış taraftan kendimizi gösterdik. Ve Alfa Romeo pilotunu da, Antonio Giovinazzi'yi de geçmiş olduk böylelikle. İtalyan pilotu zorlanmadan geride bıraktık. Artık önümüz açık olacağı için yumuşak lastiklerin avantajını kullanalım. 11. tura giriyoruz. Kevin Magnussen önümüzde. DRS ile yaklaştık. Haas pilotunu bir an önce aradan çıkartmamız lazım. İlk virajda içeriye doğru kendimizi gösterdik ama girecek boşluk yoktu. Şimdi ikinci DRS düzlüğü için kendimizi hazırlamış durumdayız. Çok daha yakınız Kevin Magnussen'e. İç tarafa doğru aracımızı konumlandırdık. Daha geç fren yapacağız. Zaten yumuşak lastiklerdeyiz. Biraz blokaj geldi. Ve 11. sırada yarışa devam ediyoruz. Leclerc önümüzde 3.1 saniye ileride. Evet, 12. turda Leclerc atağa kalkmış durumda Sebastian Vettel'e ve Ferrari'deki iç savaş kariyer modunda da devam ediyor gördüğünüz üzere. Leclerc'ten arkadan kayma geldi. Şimdi Vettel tekrardan atak yapabilir takım arkadaşına. 12. turun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Vettel ön tarafta, onun önünde Leclerc ile Norris var. Norris ile Leclerc arasında temas yaşandı. McLaren pilotuyla Ferrari arasında temas yaşandı. Şimdi Vettel'in hava koridorundayız. Üçlü bir mücadele olabilir. Norris kaçmaya başladı. Ferrari ile McLaren'i kovalıyoruz. Üçlü bir mücadele var. İç tarafa doğru gireceğiz. Vettel dış tarafta, Norris orta tarafta. İçeriye doğru dalacağız. Bakalım geçebilecek miyiz iki aracı birden? Körbün üstüne doğru taştık biraz. Şu anda Norris geçilmedi. Şimdi Vettel'e geçeceğiz dış taraftan daha iyi bir çekişle. Körblerin üstüne taştık biraz ama Vettel'i geçmeyi başardık. Ferrari ve McLaren'i geçiyoruz. İnanılmaz sahneler. Gerçekten inanılmaz. Çok iyi bir mücadele var şu an pist üstünde Bahreyn'de. Çöl sıcaklığında yapılan bu yarışta pist üstü daha da alev almış durumda. Şimdi Leclerc Grosjean'ın arkasında olduğu için ciddi zaman kaybetmeye başladı. Tabi bu da bize atak şansı doğurabilir. DRS'yi açtık, Leclerc'in arkasındayız. Geçiş butonunu aktif etmeyeceğim çünkü şu anda geçiş yapma şansımız yok boşuna. Batarya harcamanın anlamı yok. Leclerc Grosjean'la olan arayı iyice kapatmaya başladı. Grosjean'dan büyük bir hata gelirse Leclerc körbün üstüne taşınca arkadan kayma yaşadı. İkinci sektör sonunda neredeyse çarpacaktık Ferrari pilotuna. Charles Leclerc şu anda Romain Grosjean'ı geçmiş oldu.
Haas pilotunu geçmiş oldu. Biz de dış taraftan frenliyoruz. Bir an önce Haas'ı geçmek istiyoruz ve Haas'ı geride bırakarak 8. sırada yer almış durumdayız. Ferrari pilotu Leclerc'i kovalayacağız. Burada atak şansımız yok. Bir kez daha pit yapacağız, bunu unutmayalım. Leclerc şu anda pite girdi. 15. turda sert lastiklere geçiş yaptı Ferrari pilotu. Ferrari'den saçma bir hamle geldi. Yani orta hamura geçmek varken neden sert lastikleri seçtiler? Gerçekten ilginç. ...16. tura gireceğiz. Vettel'le olan fark 3.2. Çok iyi bir durumdayız. Şu anda 4. sıradayız. Ve Sergio Perez yarışa veda etti. Sarı bayraklar altında. Güvenlik aracı piste çağrıldı. İşler artık daha da kızışacak. Racing Point aracı 2. sektör sonunda yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Dumanlar tüttürerek Mercedes motoru iflas etti. Artık dayanamadı bu sıcaklığa. Mercedes'in bu sezon dayanıklılık sorunları olduğu düşünülüyor. Acaba düzeltebilirler mi diye Avusturya'da beklemiştik ama ikinci haftada böyle bir sorun yaşamadı Mercedes pilotları. Hatta duble yaptılar. Aslında bunun en büyük etkenlerinden biri soğuk havaydı. Biraz daha soğuk bir hava vardı ikinci haftada. Bu arada pite girdik. Orta hamurla yarışa döneceğiz. Dördüncü olarak dönebilirsek ön taraftaki Verstappen'e ve Bottas'a baskı yapabiliriz. Yarış gerçekten seyir zevki anlamında çok iyi konumda. On yedinci turdayız. Hamilton grubu kontrol altında tutuyor şu anda. Mercedes pilotları lider. Mercedesler duble yapacak durumda. Verstappen'in arkasındayız. Evet, Verstappen'le resmen tek bir araç halindeyiz şu anda. En uygun anı bekleyeceğiz. Güvenlik aracı pite girdiği gibi Verstappen'e atak yapacağız. On sekizinci turda güvenlik aracı pite doğru girdi. Yarış başlayacak. Hamilton'da kontrol. Heyecan dorukta şu anda. Lewis Hamilton 6 kez dünya şampiyonu, yarışa start verdi. Şimdi Verstappen'in arkasındayız. Yeşil bayraklar sallandı. Verstappen'e atak yapacağız. Yan yana gidiyoruz şu anda. Geçiş butonu aktif. Heyecan dorukta. İlk virajda iç tarafa doğru giriyoruz. Verstappen'le yan yanayız şu anda. Sarı bayraklar var yine. Yine arka tarafta sarı bayraklar var. Ve Verstappen'i geçerek şu anda podyum basamağına yükselmiş olduk. Olağanüstü bir yarış geçiriyoruz şu anda. Verstappen'den karşı atak var. İlk sektör sonunda içeriye doğru daldı ve Max Verstappen'e geçildik. Verstappen'e geçildik maalesef. Tekrardan deneyeceğiz şansımızı. Güvenlik aracı sonrası heyecan seviyesi o kadar yükseldi ki şimdi Verstappen, şimdi podyum için savaşıyoruz ön tarafta. Şu anda bir saniye mesafesinden kaçırmamak lazım Verstappen'i. Olabildiğince yakın gitmeye çalışacağız. Bottas'ın aracında problem olabilir bu arada. Çünkü bayağı yavaşladı. Hamilton arayı açmaya başladı Bottas'a göre. Güvenlik aracı sonrası Bottas da çok yaklaşamadı Hamilton'a. Evet, sınırları zorluyoruz resmen. Verstappen'le olan farkımız 0.6 saniye. Hamilton'dan en hızlı tur geldi. Yeni lastiklerle uçuşa geçmiş durumda. Son sektörde en iyi dereceyi yaptık. Verstappen Bottas atak yapabilir ön tarafta. Bottas şimdilik yerini korudu. Yarışın bitimine 9 tur kaldı. Ön taraftakiler olası bir temas yaşarsa Ocon da podyuma çıkacak.
Hem biz podyuma çıkacağız, hem Ocon podyuma çıkacak. Şu anda Verstappen'le Bottas'ın temas yaşaması bize takımlar şampiyonasında inanılmaz bir avantaj getirebilir. Ocon'da sert lastikler var. O yüzden Leclerc'e direnmesi pek mümkün olmayacaktır. Verstappen bir sağda bir solda Bottas'a karşı içeriye doğru dalacaktı. Hata geldi Verstappen'den. Neredeyse kontrolü kaybedip spin atacaktı Verstappen. Şimdi Bottas'a karşı atağa kalktı Max Verstappen. Ön tarafta Valtteri Bottas kan kaybetti. Bottas'a karşı atağını yapıyor Verstappen ve ikinci sıraya çıkmış oldu. Şimdi Valtteri Bottas'ın peşine takılacağız. Yarışın bitimine 9 tur kaldı. Bottas'la olan arayı kapatmaya başladık. Bakalım podyum basamağına yükselebilecek miyiz? İlk sektörde kendimizin en iyi derecesini atmıştık. Bottas'a yaklaşmaya başladık. Santim santim bataryayı fazla harcamayacağım burada. Start düzlüğüne saklayacağım geçiş hamlesini. Ama şu şartlarda Mercedes'i geçmek oldukça kolay olacaktır. Esteban Ocon Leclerc'e direnmeye devam ediyor şu anda. Bottas'a yaklaşmaya başladık. Evet, 23. tura giriyoruz. Bottas'ın Verstappen'i geçtiğini görüyoruz. Bottas tekrardan ikinci sıraya çıkmış oldu Verstappen. Bu arada arka tarafta Ferrari'lerin mücadelesi var. Sebastian Vettel DRS ile yaklaştı takım arkadaşına. Monaco'lu pilotun lastikleri hard lastikler. Bu yüzden Vettel'in biraz daha avantajı olacak. 24. tura doğru yaklaşıyoruz. Artık yarışın bitimine 5 tur kalmış durumda. Leclerc hala Vettel'in önünde. Esteban Ocon Ferrari'lere geçilmiş oldu. Sert lastiklerle güzel direndi aslında Leclerc'e karşı ama daha sonrasında bizim gibi o da lastik aşınımına kurban gitmiş oldu. Şu anda orta grup aracı içerisinde çok iyi işler yapıyoruz takım olarak. Şimdi Ferrari pilotu Sebastian Vettel bu kez çok daha yüksek bir hız farkıyla Monaco'lu pilotu takım arkadaşını geçerek 5. sıraya çıkmış oldu. Ferrari'lerin iç savaşı sonunda sonuçlandı. Evet, 27. turdayız. Vettel şimdi arayı kapattı. Yarım saniye geride. Dördüncülüğü kaybedebiliriz artık. Her şeyi yaparak %100'ün üstünde bir performans ortaya koymamız lazım ki Vettel'in önünde kalabilelim. Bu 12 puan cidden bizim için galibiyet değerinde olacaktır. Ferrari'ler yaklaşmaya başladı. Leclerc de uzakta değil. Vettel'e geçildiğimiz gibi Leclerc'e de geçilme olasılığımız var. İkinci sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi yapıyoruz. Çok fazla zorlamaya başladık artık. RS'imizi de dengeli kullanmamız lazım. Önemli yerlerde açıp fark açmak için kullanacağız. Start düzlüğüne çıkıyoruz. Şu anda işler kontrol altında. Atak mesafesinde Vettel ama şu anda işleri kontrol altında götürüyoruz. Önceki en hızlı turumuza göre bindelik dilimlerle derecemizi geliştirdik. Vettel şimdi 0.4 saniye yaklaştı. Ama düzlüğün sonunda olduğumuz için atak şansı yok. 2 tur kaldı yarışın bitimine. Şimdi Vettel çok iyi bir çekiş yakaladı viraj çıkışında. Sebastian Vettel'le yan yana gidiyoruz. Şimdi Ferrari pilotu öne doğru geçti. Tekrardan iç taraftan çok geç fren yapacağız. Ön tarafta kalmak için her şeyi deniyoruz şu anda. Ve çok güzel bir savunmayla Vettel'i geride tutmayı başardık. Ferrari'lerle Renault arasındaki mücadele kızışmaya başladı. Sular ısınıyor Bahreyn'de. Vettel şimdi ikinci DRS düzlüğünde biraz daha yaklaştı. Evet, son tura gireceğiz. Bataryamızı açmış durumdayız. Bakalım ne kadar arkada tutabileceğiz Vettel'i. Santimler kaldı. Belki de dördüncülüğü almak için tek şansı bu start düzlüğüydü. Şu anda başarılı olamadı gibi. Burada da yerimizi koruyabilirsek geçme şansı ciddi olarak azalacak. Şimdi ilk sektörü tamamlayacağız. Aynı Bahreyn 2018 gibi Vettel Bottas'ı 40 turluk soft lastiklerle arkada tutmayı başarmıştı. Bottas'ta medium lastikler vardı eski adlandırmaya göre.
beyaz logolu lastiklerle Mercedes pilotu Vettel'i yakalamıştı. Ama Vettel 40 tur boyunca o lastikleri Bahreyn gibi bir pistte dayandırmayı başardı. Kimi Raikkonen'in yarış dışı kalmasıyla Ferrari mecburen tek pit stratejisine dönmüştü. Şimdi Vettel ile Leclerc yaklaştı. İkinci DRS düzlüğünde yerimizi korumak çok zor olacak. Hafif bir blokaj var. İç taraftan tekrardan yerimizi korumuş oluyoruz. İkinci sektörün sonuna geldik. Artık son demler. Bottas ikinci sırada. Verstappen çok yakın. 0.1 saniye civarında Bottas'a yakın. Ama Bottas yerini korumuş gibi görünüyor şu anda. Lewis Hamilton yarışı kazandı. Mercedes pilotu galibiyete ulaşmayı başardı. Sezonun ikinci yarışında Hamilton yarışı kazandı. Son anda, son viraj çıkışında arkadan kayma yaşadık. Neredeyse tüm çabalarımız boşa gidecekti ama damalı bayrağı dördüncü sırada görüyoruz. Sezonun ikinci yarışında Bahreyn'deki çöl düellosu gerçekten nefesleri kesti. Kimi Räikkönen günün sürücüsü seçildi. Alfa Romeo pilotu. İşte Hamilton, yarışın galibi. Verstappen pole'den başlamıştı ama 3. sırayla yetinmek zorunda kaldı. Bir tur daha olsa Bottas'ı geçebilirdi. Uçan Hollandalı Max Verstappen. Evet, Hamilton'ı görüyoruz. Mercedes'in kariyer modundaki ilk galibiyeti, sezon içerisindeki ilk galibiyeti. İlk yarışı Leclerc kazanmıştı. Şimdi Hamilton podyumdaki en üst basamağa çıkmış oldu. Bottas da ikinci sırada Mercedes'lere duble getirdi. Evet, takım arkadaşımız 7. sırada yarışı tamamlamış. Gayet iyi bir değer açıkçası Renault için. 4. ve 7. olarak 2. yarışımızı da tamamladık. Takım olarak puan almaya devam ediyoruz. Dayanıklılık konusunda şu anda sorunumuz yok gibi. Ocon yarış dışı kalmadı hiç. Tabii bunu dedikten sonra Vietnam'da yarış dışı kalırsa şaşırmayın. Takımlar şampiyonasında da oldukça iyi bir yerdeyiz. Geri kalanların en iyisi konumundayız. 4. sıradayız. Şimdi röportaj yapacağız. Yarış içerisinde çok fazla pozisyon kazandın değil mi? Burada aerodinami departmanını öveceğim. Gerçekten harikaydı. Araç piste yapışıyordu resmen. Gerçekten pist üstünde aracının kontrolünü çok iyi bir şekilde yaptın. Takımın etkilenmiş olmalı. Bu fanlar için de her zaman iyi bir şov ortaya koyarız diyerekten röportajımızı bitirmiş oluyoruz. Renault takımındaki ikinci yarış haftasını da böylelikle tamamlamış olduk. Evet, Renault tesisine geri döndük şu anda. Açıkçası My Team'deki aracımızdan sonra ince burunlu bir zarif bir aracı görmek gayet güzel. Güncelleme yapacak kaynak puanımız var gibi sanki. Şu anda sıralama olarak 4. sıradayız. Araç performansı olarak Ferrari'ye yakınız. Yarış içerisinde bu da Ferrari ile mücadele edebilmemizi açıkladı aslında. My Team modunda olduğu gibi tesis güncelleme olayı yok burada. Güç ünitesi kısmına güncelleme yapacak kadar geliştirme puanımız yok, kaynak puanımız yok. Arka taraftaki tutunma için yere basma gücü güncellemesi gelecek. Dayanıklılık kısmı için güncelleme zaten sonraki yarışlar için gelecekmiş. Daha fazla güncelleme yapmak için şu anda yeterli puanımız yok, kaynak puanımız yok. Bu videodan bu kadar. Vietnam'da görüşeceğiz tekrardan. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.